başkentten 3-5 kilometre dışarı çıkınca hiçbir bina veya betonarme bir yapı bulmak mümkün değil. Bir tane safari jipiyle yapılmayacak, gidilmeyecek hiçbir yer yok bu ülkede. Biz de suların içinden yolları aşarak, atların arasından, yemyeşil dağların tepesinden, üstünden bu geniş coğrafyayı alt üst ediyoruz. Ve burada insanlar hala göçebe, hala camış ve deve sırtında. İşte şu anda Moğolistan dediğimiz zaman akla gelen o muhteşem manzaranın içindeyiz. Artık Moğolların yaşadığı geleneksel köylere girmiş bulunuyoruz. Dağlardayız, tepelerdeyiz. O hep filmlerde gördüğümüz, belgesellerde gördüğümüz, izlediğimiz manzaranın tam da içindeyiz. Dünyayı geziyorum da işte Moğol hayatlarıyla sizleri buluşturuyoruz. İşte şu anda görüyorsunuz böyle uçsuz bucaksız ovaların içerisinde bulunuyoruz. Ve gelir gelmez de bizi bu minik karşıladı. Tibet öküzünün üstüne binmiş. İşte görüyorsunuz hayatlarını bizim gözlerimizin önüne seriyorlar. Maşallah sen çok tatlısın ya. Bakar mısınız, kıyafet tam işte böyle. Yani Moğolların köylerine geldiğiniz zaman minikler bu şekilde geleneksel kıyafetlerini, kafalarında fesleri, herkesi karşılıyorlar. Çok da iyi Tibet öküzü kullanıyorlar. Bakar mısınız? 8-9 yaşında maksimum ama binmiş öküzüne işte burada hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Yakupcan'ı da arkasına attık. Bakar mısınız? Çok tatlı bir görüntü oluşturdular. İşte Yakupcan da buralarda yaşasaydı belki de bu minikle birlikte burada Tibet öküzünü sürecekti. Ne oldu anneciğim? İnecek misin? Cici yap bak, artık bir daha binemezsin. Çok güzel bir manzara oluşturdu. Buraya gelen turistler isterlerse Tibet öküzlerini kullanabiliyorlar. Bakın arkamızda işte böyle turistler var. Tibet öküzlerine binebiliyorlar, develere binebiliyorlar. Burada oldukça keyifli hayat sürerek burada yaşayan Moğolların yaşamlarına kesinlikle en güzeliyle dahil olabiliyorlar. Ay. İşte Cengiz Han bu imparatorluğu kurduktan sonra resmen bugüne dek hiç bozulmadan gelmiş. Hiçbir gelişim olmamış. İnsanlar... Yakupcan sevdin mi? Alibaba'nın bir tipi var. Turistlerin de ziyaretine açık olan bu köy inanılmaz ilgi görüyor. Harika bir manzara, bakar mısınız? İşte obadayız. Tibet öküzleriyle, develerle burada keyifli bir zaman geçiriyoruz. İşte buraya gelen turistler Moğol hayatlarını en güzeliyle yaşıyorlar. İnsan yok, kalabalık yok. Sadece yeşil, sadece doğa ve sadece hayvanlar var. Bir de şurada. Hayır, seni yerim ya. Ya harika ya. Gerçekten tarif edemiyorum. Yani hep ben zaten Moğolistan'ı görmek istiyordum. Moğolistan'ı yaşamak istiyordum. Buradaki insanlar çadırlarda nasıl kalıyorlar? Yöresel yaşamlar nasıl? Hep merak ediyordum. İşte Moğolistan'ın en büyük özelliği asırlardan, yüzlerce yıllardan beridir bugüne dek hiç değişmeden gelmesi. Hala bugün burada insanlar işte bu şekilde Tibet öküzleriyle seyahat ediyorlar. Hala çadırlarda kalıyorlar. Biz de çadırda kalacağız ve işte buradaki orijinallikleri yaşıyoruz. Şanslıyız, görüyorsunuz. Bugün de çok güzel bir hava var. Ve Tibet öküzlerimizle birlikte şimdi artık seyahatimizi noktalayıp buradaki çadırlara gireceğiz. Ve çadırlarda hayatlar nasıl sizlere göstereceğiz. İşte Moğolların bugün nasıl yaşadığını görebileceğiniz Dünyayı Geziyorum tüm hızıyla devam ediyor. Hiçbir betonarme yapının olmadığı ağaçsız, uçsuz bucaksız bir arazide bulunuyoruz. İşte Moğol bir yerli bize köylerini anlatıyor. Obada bizi obanın yerlisi beyefendi karşıladı. Hemen kıyafetlerden bahsetmek istiyorum. Şu anda tabii hemen şunu söyleyelim. Moğolistan'da 4 mevsim yaşanıyor. Aynı bizim ülkemizde olduğu gibi ama biz şu anda en sıcak mevsimindeyiz. Kıyafetleri de şu anda sıcağa göre ayarlanmış olan şekilde. Ama ne olursa olsun ayakkabıları kalın görüyorsunuz. Ayakkabılar kesinlikle hani yağmur yağabilir diye, ayakları kaymasın diye bu şekilde kalın botlarını yazında kışında giymeye devam ediyorlar. Yes, evet. Şapkalar kesinlikle çok orijinal görüyorsunuz. Şapka kesinlikle eksik olmuyor. Kışın soğuktan, yazında sıcaktan, güneşten koruyor bu şapkalar.
Peki ne yapıyorlar bu adamlar burada? Yüzlerce yıllardan beridir işte bu obalarda yaşam sürüyorlar. Evet, modern yaşama geçmeyenler var mı? Bir kısmı. Ama bugüne baktığımız zaman işte obalarda yaşayan Moğolların çoğu kesinlikle modern yaşamı reddediyorlar. Bu şekilde arkamızda bakın çadırları var. Ger deniliyor. Gerlerde yaşamaya devam ediyorlar. Ve hayvanları olmadan yapamıyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Başta deve olmak üzere. Tibet öküzü, koyun, at. Kesinlikle olmazsa olmaz hayvanları, kesinlikle hayvansız olmuyor. Zaten tarım yapılmıyor. Bu ülkede ağırlıklı olarak hayvancılık yapılıyor. İşte bu şekilde Moğollarda, köylerde yaşayan Moğollar hayvancılıktan geçimlerini sağlıyorlar. Her yerde görüyorsunuz yemyeşil olduğu için rahat rahat burada hayvanlar besleniyorlar, rahat rahat hayatlarını geçiriyorlar. İşte burada bakar mısınız, etleri çok güzel olduğu söyleniyor, onu söyleyelim hemen. İnanılmaz lezzetli et yemekleri yapılıyor ve özellikle de yağlı yağlı ve haşlama eti çok seviyorlar. Bu şekilde dağlarda, köylerde yaşayan yerliler. Ya işte Tibet öküzünün yanına geldik. Bizim bildiğimiz öküzlerden çok farklı. Çok daha iri. Boynuzları görüyorsunuz var. Boynuzları çok büyük. Ve tüyleri tabii Allah o kadar güzel yaratmış ki. Tabii bu coğrafya o kadar soğuk ki. İşte bu hayvanlar da soğuktan korunsun diye. Bu şekilde tüylü tüylü kalın kalın yeleleri var görüyorsunuz. Hayvanlar soğuktan korunsun diye. Vallahi bu insanları tebrik etmek lazım. Çünkü çok çetin, çok zor hava şartları var bu coğrafyada. Özellikle de dağlarda, obalarda. Normalde Ulaanbaatar'da biz yanarken İşte buraya geldik, serin rüzgarlı bir hava bizi karşıladı. Kış geldiği zamansa burada -50'leri, -60'ları görüyorlar. 9 ay boyunca soğuk şartlarda çetin doğayla işte burada yaşayan yerliler mücadele ediyorlar. Zaten başkent Ulaanbaatar dünyanın en soğuk başkenti unvanını taşıyor. Burada insanlar, hayvanlar soğuk ve sert hava koşullarına alışmış durumdalar. Tabii hayvanları tüylü buranın ve bu nedenle de burada kaşmir denilen ürünler inanılmaz yaygın. Bu hayvanların tüylerinden yapılan, derilerinden yapılan envai çeşit kıyafet, envai çeşit ürün var. Onları da göstereceğiz. Ama burada bakın işte bunlar da satışa sunulmuş durumda. Buraya gelen turistler eğer hayvan postu satın almak isterlerse işte burada orijinal, doğal satın alabiliyorlar ve çok da sanıyorum fiyatları uygundur diye düşünüyorum. Hadi çadırlara doğru ilerleyelim. Gerçekten burada her şey inanılmaz doğal. Kesinlikle modernizme uğramamış ve insanlar burada kesinlikle atalarından nasıl gördülerse bugün de hala yaşamaya devam ediyorlar. Hayvanların etlerinden, butlarından, sütlerinden, tüylerinden sonuna kadar faydalanıyorlar ve zaten hayvan eti de çok tükettiklerinden dolayı doğal olarak inanılmaz sağlıklılar. Evet, burası bir ailenin evi. Normalde bu işte obada yaşam süren ailenin evi burası. Ben önce mutfaktan başlayayım. Bakın şöyle karşıda mutfak var. İşte bu açık alanda yemeklerini pişiriyorlar. Burada... Evet, bakın burada ufak bir oba çadırı var. Görüyorsunuz ger. What is this? Soup? No. Sabun gibi bir şey ama. Curd. Dried yogurt. Kurutulmuş yoğurt. Kurutulmuş yoğurtu ben duymuştum zaten. Evet, tabii hemen şunu söylemek istiyoruz. Burada bizim bildiğimiz gibi elektrik yok, televizyon yok, ocak yok, buzdolabı yok. Bu nedenle de insanlar doğal şekillerde yaşamlarını sürüyorlar. Mesela hayvanlarından aldıkları sütleri işte bu şekilde kurutarak bir şekilde yoğurt haline çevirmişler. Bir şekilde bakın yiyeceğe dönüştürmüşler ve güneşin altında da kurutarak bakın böyle taş gibi olmuş ama bunu yiyorlar. İçeride ocak var, mutfak var içeride. Hemen şöyle gireyim mi? Yakup Can'a da sokayım mı? Bismillah diyoruz. Burası ne? Burası mutfak anneciğim. Burada yoğurt yapmışlar. İçinde sinek inek. Küçücük bir mutfak ama gayet geleneksel ve görülmeye değer. Vay be, adamlar nasıl yerlerde yaşıyorlar bakar mısınız? Ve işte artık meşhur otağın içine girdik. O güzel çadırın ger olarak isimlendirilen o koca çadırın içerisindeyiz.
Tabii çadır gerçekten görüyorsunuz çok güzel. Aynı zamanda bizimle birlikte gelen turistler de şu anda çadırın havasını bizimle birlikte soluyorlar. Çadıra girer girmez hemen tabii burası misafirlerin ağırlandığı çadır. Diğer köylerden de misafir geldiği zaman işte çadırın sahibi misafirlerini burada ağırlıyor. İki tane bakın görüyorsunuz farklı farklı kap var. Bir tanesinde at sütü, bir tanesinde de inek sütü bulunuyor. Bize de ikram ettiler, inek sütü verdiler. İnek sütünü birazdan tadacağız. Tabii burada yine kurutulmuş ürünler var. Görüyorsunuz farklı farklı. Yine hayvanların ürünlerinden yapılmış olan yiyecekler bunlar. Peynir gibi bir nevi peynir gibi diyebiliriz. Kurutulmuş, çok sert olmuş peynir çeşitleri. Burada da Yakupcan'ın minik arkadaşı var. Böyle görüyorsunuz. Tam bakar mısınız? Tam bir Moğol yalnız. Tam bir savaşçı. Deminden beri Yakupcan'ı ayağına basıyor, çekiştiriyor falan yavrum. Ya rahatsızlık verdi Yakupcan'a. Yakupcan da kalktı bizim yanımızdan. Hemen ben birazcık tabii bu çadırın yapısından bahsetmek istiyorum. Çadırın tavanında özellikle görüyorsunuz bu şekilde açıklık var. Hava güneşli olduğu zaman da çadırın tavanı koyun tüylerinden yapılmış durumda. Tavan koyun tüylerinden kesinlikle kış geldiği zaman soğuğu hissettirmiyor. Ve işte çok da güneşli olduğu zaman böyle koyun tüylerini kaldırıyorlar. Güneş çadırın içerisine düşüyor. Ondan sonra kurutulmuş yiyecekler var burada yine. Hayvanların sütlerinden yapılmış olan. Kurutulmuş taş gibi yoğurt diyebiliriz. Bunu yiyorlar bu şekilde. Buzdolabı olmadığı için kurutulmuş ürünlere özen gösteriyorlar. Kurutarak yiyorlar. Tabii bu tarafta da ufak bir tapınak bölgesi var. İbadetlerini yaparken işte burada bu minik bölgede ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Farklı farklı tabii görüyorsunuz yine ibrikler var burada. Yine sularını ve içeceklerini, sütlerini, geleneksel içeceklerini bu ibriklerin içerisinde muhafaza ediyorlar. Hanımefendi bu çadırda yaşıyor kendisi. Yerel bu çadırın sahibi. Geleneksel kıyafetini giymiş. Özel değil onu söyleyelim. Buraya geldiğiniz zaman işte hanımefendiyi bu kıyafetle burada görüyorsunuz. Şapkasıyla, kıyafetiyle, çekik gözleri, dolgun elmacık kemikleri, okka gibi burnuyla ve o gerçekten tam bir Moğollu. Right hand. Tabii burada şimdi gelenekler var, görenekler var. Sol elle alınmıyor kesinlikle, sağ elle alınıyor. Thank you. Ve ikramlarını kesinlikle almak ve içmek ve yemek zorundasınız. Yoksa çok bozuluyorlar, çok üzülüyorlar. Bu süt ürünü olduğundan dolayı biz kabul ettik tabii. Doğal ortam. Artık içerisine çok fazla incelemeden, bakmadan götürmek lazım. Bu neymiş hemen söyleyeyim. What is this? Ayrak. 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 İse milk? Yeah, horse milk. Ha, horse milk. Bizim ayran burada olmuş ayrak ama at sütü olarak çıktı karşımıza. Evet Yasemin içiniz diyor. Tamam peki at sütünü içiyoruz. Very different taste. Very very different. Çok keskin bir tadı var. At sütü hayatımda ilk kez şu anda burada içiyorum. Bu otakta içiyorum. Tabii attan daha yeni salmış. Normal bizim bildiğimiz sütten çok farklı. Soğuk zaten ikram ediyorlar. Çok keskin tadı var. Hmm. Sanki tuzlu ayran gibi. Gerçekten tuzlu ayran gibi. Çok farklı. İlginç bardaklar da burada kendini gösteriyor. Tibet öküzünün boynuzlarını bardak olarak bakar mısınız kullanıyorlar. Buradaki içecekleri bakın böyle işte süttü. Değişik burada hayvanlardan elde edilen içecekleri bakın bardak olarak kullanarak turistlere ikram ediyorlar. Turistler de bu ilginç bardaklardan ikramları keyifle içiyorlar. Herkes çok mutlu. Evet, elden ele geçecek bu. Ha işte valla. O bayağı da işte ha. Wow. I think you like very much. Wow, bayağı lıkır lıkır götürdü yani. At sütünü vallahi tebrik etmek lazım. Otağın sahibi bize açıklamalar yaparken biz de pür dikkat kendisini izliyor ve dinliyoruz. Artık at sütlerini, inek sütlerini içenler içti ve sıra geldi Moğolların geleneksel eğlencesini izlemeye. İşte enstrümanlar beylerin elinde, artık onların şarkılarını dinleyeceğiz. Oh,
İşte şu anda artık biz tam olarak Moğolların yaşamına girmiş bulunuyoruz. Onlar nasıl göç ediyorlar, göç ederken neler hissediyorlar şu anda yaşıyoruz. Çok zor göçebe hayat sürmek. İşte Moğollar yılda 4 defa, yaz geldiği zaman 2 kez, kış geldiği zaman da 2 kez bu şekilde mekanlarını terk ediyorlar. Çadırlarını, yiyeceklerini, içeceklerini, hayvanlarını alıyorlar. Başka obalara doğru yola çıkıyorlar. Sebebi yaz geldiği zaman serin yerler arıyorlar. Kış geldiği zaman da az rüzgarlı yer arıyorlar. Bu nedenle de işte böyle göç ederek hayatlarına devam ediyorlar. Kolay mı? İnanın çok zor. Bu sığırların üstünde bir sağa bir sola bu temiz, açık ve ılık havada dahi yol almak oldukça güç oldu bizim için. Soğuk ve karlı havada göç ederken Allah bu insanların yardımcısı olsun diyoruz. İşte Moğollar göç sırasında günlerce bu şekilde göç ediyorlar. Sığırın sırtına çadırlarını, yani gerlerini yüklüyorlar. 1-2 derece daha sıcak veya daha serin bir yer buluncaya dek gittikçe gidiyorlar bu sığırların sırtında. İşte biz de bu duyguları yaşıyoruz. Atalarımız da, ilk Türk devletlerinin kurucuları da Anadolu'ya göç ederken işte böyle göç etmişlerdi. Kağnılarla, öküzlerle, sığırlarla, atlarla gelip Türklerin soyunu sürdürmeye çalışıyorlardı. Bu görüntüler hiç yabancı değil bize. Ortak bir geçmişten geldiğimiz bu sporla bir kez daha kanıtlanmış durumda. Bizde de olduğu gibi Moğolların da en önemli ve en başarılı oldukları spor dallarından biri güreş. İzlemesi keyifli, güreşmesi daha da keyifli diyorlar. Güreş turistler tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor. Dakikalarca süren bu sporu hiç gözlerini kırpmadan izledi turistler. At, Moğollar için bir yaşam şekli. Hatta bebeklere at öğretmek de annelerin işi bu topraklarda. Çocuklara at binmek anneler tarafından itinayla öğretiliyor. Ay, üstümüze yere atlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, evet, şu anda canlı canlı gördüğünüz gibi muhteşem manzaraların içindeyiz. Sizlere sıra dışı bir manzaranın içinden sesleniyoruz. Moğol obalarındayız ve işte görüyorsunuz muazzam bir görüntü. Bir sürü vahşi at var burada. Vahşi atlar da işte buradaki Moğollar tarafından avlanıyorlar, yakalanıyorlar kementlerle, iplerle ve kendi obalarına getiriliyor. Gerçekten çok güzel. İşte Moğollar hayatlarını böyle sürüyorlar. At çok önemli Moğollar için. Şifa buluyorlar bu atlardan. İnsan nüfusundan daha fazla hayvan nüfusu var. İşte bakar mısınız atların güzelliğine? Ay, bismillah, bismillah. Bakar mısınız? Kementleri atıyorlar, nasıl yakalamaya çalışıyorlar. İnsan nüfusundan daha fazla burada hayvan nüfusu var dedik. 70 milyon vahşi hayvan var. Büyük baş, küçük baş, toplam 70 milyon. Bu koca coğrafyada da insan sayısıysa topu topu 3 milyon. Bu atlar bu obada yaşayan köylüler tarafından doğada yakalanmış ve eğitilmiş olan atlar. Moğollar ömür boyu sürecek avcılık ve savaşçılık hayatına uygun olarak yetiştiriliyorlar. Doğdukları andan itibaren at sırtında ellerinde oklarla yetişiyorlar. Doğada yaşam tam onlar için. Gecemizi geçireceğimiz çadırın içine heyecanla giriyorum. Ve işte artık konaklayacağımız yerimize gelmiş bulunuyoruz. Tam böyle artık Moğolların kültürünü tanıyıp nasıl yaşıyorlar, nasıl hissediyorlar en güzeliyle gecemizi burada geçirerek de göreceğiz. Obalarda insanlar nasıl yaşam sürmüşler, işte sizlere birebir aktaracağız. İşte çadırımız oldukça büyük, yalnız tuvaletimiz yok, onu söyleyelim. Dışarıda tuvalet, banyo dışarıda, bu ihtiyaçları dışarıda karşılayacağız. Odamızın içerisinde sadece iki tane yatak ve bir tane de şanslıyız masamız var. Bir de tabii ne olur ne olmaz diye soba koymuşlar. Akşamları bunu yakıyorlar mı bilmiyorum. Akşamları soğuk olduğu söyleniyor ama hep beraber yaşayıp göreceğiz. Gerçekten çok ilginç bir macera olacak. Ben Moğolların çünkü nasıl yaşadığını çok merak ediyordum. Hani böyle nasıl acaba obalarda yaşam sürüyorlar diye hep görmek istiyordum. İşte geldik, harika bir obadayız, gerdeyiz ve işte gecemizi de bu güzel çadırda geçireceğiz. Evet, bakıyorum yalnız çadırın da tepesi açık.
Yasin Bey, buraya havlu tıkayabilir miyiz? Evet, çünkü sinek, böcek, akşam falan böyle ben korkarım. O yüzden birazcık bir buraya ufak bir tadilat gerçekleştirelim. Geceyi burada geçirmek oldukça keyifli olacak bizim için. Sessizlik ve sırf yıldızların içerisinde. Kesinlikle Moğolistan'a gelip bu çadırlarda kalmanızı tavsiye ediyorum.